Herkese merhabalar. Bugün hayvanat bahçesinden gelen bir canlımız olacak. Tedavi alacağız. Ona kötü durumdaymış. Bakalım göreceğiz. Hep birlikte onun da günlüğünü tutmaya çalışacağım sizin için. İyileştirmeye çalışacağız. Ondan sonra da sevgili dostum Adnan'ın askerliğe vedası var. Yemeği var. Oraya davetliyim. Oraya gideceğim. Orada güzel dakikalar geçecek. Sürpriz olacak. Hadi o zaman şimdi paketimizi alalım ve tedaviye başlayalım. İnanılmaz soğuk hava. Bahar gelmeyecek galiba. Evet, şu anda hayvanat bahçesinden gelen bir boğa yılanımız var. Gördüğünüz gibi aslında hiç normal bir deri yapısında değil. Şu an gösteriyorum. Bunun nedeni aslında kullanılan taban malzemesinden kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Gerekli önlemleri alacağız gerçi. Yani başka bir şeyden de kapmış olabilir. Yediği fareden yemiş olduğu besinden olabilir, başka sebepleri olabilir. Ama benim tahminim iç parazit yaşaması bu canlının. Ve şu an acil bir tedaviye almamız lazım. Antibiyotik tedavisi ve diğer işte dış solüsyonlarla derisine şey yapacağız, iyileştirmeye çalışacağız. Hep birlikte bakalım. Günlük bir şeklinde bunu tutmaya çalışacağım. İyileştirmeye çalışacağız bu canlıyı ve ondan sonra da yaşam alanına geri bırakacağız. Yani hayvanat bahçesine geri göndereceğiz. Şu an özel hazırladığım solüsyonun içine koyduk. Gördüğünüz gibi bütün yaralı kısımları tedavi etmeye çalışacağım. Ve ondan sonra da iğneleri vuracağım. Antibiyotik ve divit iğnelerini vuracağım. Biraz enerji verecek ve iç parazit varsa onları atlatmasında yardımcı olacak. Bu tedaviyi uzun bir müddet uygulamak zorundayız. İyileşene kadar, yaralar kapana kadar, tekrar eski deri dokusu oluşana kadar bunu tekrar edeceğiz. Yavaş bir süreç olacak. O yüzden mümkün olduğunca disiplinli bir şekilde uygulamaya çalışacağım bu tedavi yöntemini. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Gördüğünüz gibi deri tamamen enfekte olmuş durumda şu an. Evet, şimdi bunu kapağını kapatacağım ve 20 dakikalık bir bekleme sürecine gireceğiz ve sonrasında da iğneleri vuracağız. Korkulacak bir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok abi, sen. kulağından aldın mı? Rahatsın. Bak bak, onu bak, cenk işine bak. Sen bayağı alıştın ama, bu da sana alıştı, dur. Ben baksana abi, ne zaman kapar bir yerime? Biraz. Kapmaz, bir şey yok şu an. Biraz şey, fare getirsene, kokusunu sürelim kafasına. Şey, benim bulayın abi, fare kanına bulayın beni. Fare kanına bak. Oğlum baksana. Kulağım kepçe oldu oğlum, sol kulağım. Oğlum baksana. Oğlum çok iyiyim lan. Oğlum kulak arkası yaptım lan yılanı. Yılana sigara muamelesi yapıyorum. Oğlum bak, kulağı görüyor musun? Oğlum fırın ustası gibiyim. Kalemi koydum buraya baba bak. Nasıl? Oğlum süper ya. Bayağı bu kolda şey. Şanzelize'de gezen kadınlar var ya öyle çantayı. Böyle kutçu değil abi, bizde böyle bir ton yok. Bizde böyle yılan dolaştırıyoruz. Hop düşüyor, şu an agresifleşir. Yok. Bence şu an normal al. Şu diğer elinle şuradan tut al. Kanka işte. Aynen ha. Yani, şimdi arkana gel. İşi biliyor adam ha. İşi biliyor. Kanka sen buna bakamazsın, bu hayvana yazık. Teraryum da aldım ben. O teraryum ona sadece 2 ay. Tamam işte, sonra ben komple orayı şey yaparım. Evet, alıştı. Aa,
çok iyi ya. Abi baksana ya, soyulup vücudunda gezdiriyor. Gömleğine kamuflaj oldu, farkında mısın? Harbiden lan. Çok iyi. Şu koltuğun üstüne koysana Oge. Yeşil ya, ketende şey yapamıyor. Gider. Hayır, ya, sürüklenemiyor ya. Ayı boğar. Oğlum çok güzel dolaşıyor ya. Yalnız bu biraz güçlü. Oha. Sağlam sıkıyor. Adam bu mu, Bolkton mu? Bu. Bu net bu. Bu biraz güçlü, biraz da iyi sıkıyor. Kapısını... Gelsin gelsin, bırak bırak gelsin bırak. Öteki çıkacak mı yukarı? Nerede? Çıkacak, çıkıyor. Geliyor. Evet. Ötekinin yanında olsan ne yapar? Arkadaşlar, Nova'nın üstüne bu biraz sert oldu. Biraz da kuvvetli. Oo. Saatine 50 dolar alıyoruz. Masaj. İyi geziyor değil mi? Arkadaşlar, çok güzel sürünüyor lan adam. Evet, çok ağır, güzel. Çok güzel sürünüyor. Oğlum beni boğma. Şu an devir teslimdeyiz. Devir teslim töreni. Kesiyorum. Alıyorum bunu. Kesme. Demir testi şu an. Oh, kurtuldum ben. Yani daha önce zaten iletişimde bulunanlar böyle rahat oluyor. Adam çok rahat yani. Ya o hareket beni çok güzel. Şeyi çok güzel. İnanılmaz güzel akıyor. Deseni mi? Evet. Deseni harika. Abi çok güzel abi. Tamam abi, severse sonra. Yo, geliyor geliyor. Sende de başladı şimdi tanımalar. Ya, şimdi cama yaklaştırsana, ne yapacak merak ettim. Nova'nın üstüne yemin ediyorum. Nova büyük aldatılıyor. Abi adam daha önceden şey... Buradan bir şey çıkmaz malzeme. Yani getirdiniz mi? Hı? Yok, baksana çok rahat yani. Hayır, ne malzeme getirdin ki? Ne bir korku. Nova'nın yerine getirdiniz mi? Yok ama... Bu ona sarar. Bir kere atamıyorum. Camdan merak ediyorum olacak. Ya hiçbir şey olmaz. Ya, mesela bunda koku başlamış. Koku var bunda. Benimkinde de koku vardı. Evet, ben de büyük. Benimki bundan büyüktü ama. Cam bak bakayım. Büyüktü ve kalındı yani. Emre'yle evleneceğime çok üzgünüm. Çocuğumun renkli gözlü olma ihtimali yokmuş. Dolayısıyla niye? Baskın gene oymuş. Tabii. Öyle mi? Bana da sorsam ben de söylerdim baskın gene. Kanka, ne yapacağız? Çocuğu başkasına. Cemre, gerçekten bayağı korktun. Bayağı temkinlisin. Yani böyle bir şey olur. Birazdan geliyor. Kafa geliyor şu an. Şu an enseni tutmaya başladı. Üçüncü çocuktan sonra. Sonunda eve geldim. Çok güzel bir gündü benim için. Biraz yorucuydu aslında. Sabah da bir sürü işler yaptım ama Adnan'ın evindeki o insanların ilk kez bir yılanla iletişim kurması ve ona çok sempatik davranması beni çok mutlu etti. Can daha önceden, bugün tanıştık kendisiyle, Tayland'da yaşamış 8 sene boyunca ve yılan beslemiş zaten. Onun bir tecrübesi olduğu için o çok rahattı. O Geday'ın ilk kez bir yılanla, sürüngenle iletişim halinde olması, ki adada biliyorsunuz çok fazla içli dışlı oldu, kemirgenlerle işte yengeçlerle falan, ama yılanla ilk kez olmuş ve çok rahattı. Bu da beni çok mutlu etti. Adnan zaten çok bunlarla alakalı olduğu için, daha doğrusu yani yılanlarla, işte kertenkelelerle çok içli dışlı, seviyor, araştırıyor. O zaten çok heyecanlıydı. O da beni çok mutlu etti. Çok güzel bir gece yaşadık. Böyle videolar gelsin, devam etsin diyorsanız lütfen yorumlarda hepsini yazın. Hepsini tek tek okuyacağım. Tekrar yeni blokta görüşeceğiz yarın. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.